Türk savunma sanayinin mühendislik gücü STM, muharebe sahasında yeni bir güç olacak kargo FPV kamikaze drone'u ilk kez sahaya çıkardı. Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda, milli ve modern sistemler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret, modern harp sahasında kullanımı giderek artan FPV drone alanında yerli bir çözüme imza attı. Kargo, Boyga, Togan gibi taktik mini İHA sistemleriyle kendini dünya arenasında başarıyla kanıtlayan STM, bir süredir üzerinde çalıştığı kargo FPV drone'unu ilk kez sahaya sürdü. Tasarım, sistem, mühimmat ve TAP'a entegrasyonunun ardından, sahaya çıkan kargo FPV, gerçekleştirdiği test atışında hedef grubu tam isabetle vurdu. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM'nin sahada kendini kanıtlamış mini İHA sistemleriyle güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırdığını belirterek şöyle devam etti. Şimdi ise FPV kamikaze drone ailemiz ile savaş sahasında milli ve yenilikçi bir çözüm sunuyoruz. Operasyonel ihtiyaçlar için geliştirdiğimiz ailemizin ilk üyesini, ileri seviye askeri güvenlikli TAP'a ve elektronik harpten etkilenmeden operasyon imkanı ile donattık. STM'nin otonomi ve yapay zeka destekli görüntü işleme ve hassas vuruş yeteneklerini FPV'ye katıyoruz. Muadillerinden farklı olarak, ortaya koyduğumuz ürün, görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyetiyle hedefi işaretleyerek tam isabetli vuruş yapabiliyor. Yüksek otonomi ve bilgisayarlı görü kabiliyetlerimizi, FPV drone ailemizin gelecek üyelerine ekleyecek ve yenilikçi FPV ürünleri ortaya koyacağız. Asimetrik harp ortamlarındaki dinamik tehditlere karşı caydırıcı bir güç sağlayan kargo FPV kamikaze drone, operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemiyle düşman unsurlarına yönelerek, üzerindeki anti-personel mühimmat ile hedefini etkisiz hale getirmektedir. Kargo FPV, yüksek manevra kabiliyeti, gece-gündüz etkin operasyon yetkinliği ve düşük radar kesit alanı ile sabit veya hareketli hedeflere karşı hassas vuruş imkanı sağlıyor. İleri seviye askeri güvenlikli TAP'a ve bütünleşik gece-gündüz kamera ile donatılan kargo FPV, karıştırma, köreltme gibi elektronik harp sistemlerinden etkilenmeden operasyon yapabilecek. Platform, yaklaşma TAP'a algılayıcısı ile ayarlanabilir mesafede otomatik patlama imkanı sunarken, görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyeti ile hedefi işaretleyerek tam isabetli vuruş sağlıyor. Değişen harp sahası için modern ve hızlı çözümler geliştiren STM, milli imkanlarla geliştirdiği ve terörle mücadele etkin kullanılan Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı STM Kargo'ya geçtiğimiz yıl, zırh delici harp başlığı entegre etti. Yoğun bir geliştirme safhasının ardından, sahaya çıkan zırh delici kargo, test atışlarında belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu. Test atışlarında hedeflerini noktasal hassasiyetle vurmasının ardından dikkatleri üzerine çeken zırh delici mühimmat başlıklı kargo, ilk ihracat sözleşmesini imzaladı. Teslimatların 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, kargonun harp sahasının dinamiklerine göre sürekli geliştirildiğini ve farklı faydalı yük seçenekleriyle donatıldığını belirtti ve şöyle devam etti. Bugüne kadar anti-personel harp başlığı ile 3 farklı kıtada 10'dan fazla ülkenin tercihi olan kargo, bundan sonra zırh delici harp başlığı ile de, başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin hizmetinde olacak. Buna yönelik ilk ihracat sözleşmemizi imzaladık. Zırh delici kargonun, daha önce anti-personel başlıklı versiyonunu aktif olarak kullanan bir ülke tarafından tercih edilmesi, ürünün güvenilirliği ve etkili performansına duyulan memnuniyeti de bir kez daha gösteriyor. Zırh delici kargoya yurt dışında yoğun bir ilgi var, farklı ülkelerle temaslarımız sürüyor. İlerleyen süreçte de yeni ihracat haberlerini paylaşmayı hedefliyoruz. Savunma sanayi ihracat hedeflerimize katkı sunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamuoyunda kamikaze İHA olarak da bilinen vurucu İHA kargo, STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine 2018 yılında giren kargo, TSK başta olmak üzere Türkiye'de çeşitli güvenlik güçleri tarafından terörle mücadele, özel operasyonlar ve sınır ötesi operasyonlarda etkin şekilde kullanılıyor. Dünya arenasında dikkatleri üzerine çeken kargo 2021 yılında ilk ihracat başarısına imza atarken, 2024 yılına gelindiğinde, 3 farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi. Düşük radar kesit alanı özelliğiyle düşman bölgesinde tespit edilmesi zor olan kargo,
tek bir asker tarafından kolayca taşınıp görev alanında bir dakika içinde kurulabiliyor. Milli vurucu İHA Kargo, üzerindeki yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessizliği, taşıdığı patlayıcı hedefe tam ulaştırma yetenekleriyle önemli bir sürpriz etki ve operasyonel üstünlük sağlıyor. Vurucu döner kanatlı İHA ve yer kontrol istasyonundan oluşan kargo, sahip olduğu gelişmiş elektro-optik ve kızılötesi kameralar ile gece gündüz etkin operasyon yapabiliyor. 30 dakikadan fazla havada kalabilen kargo, 10 kilometre menzile sahip. Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip kargo, yüksek performanslı seyri sefer ve kontrol algoritmaları ile donatıldı. Kargoların sürü halinde görev yapmasını sağlayan sürü İHA teknolojisinin yanı sıra GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayan Kerkes projesi de bulunuyor. Eski Türkçe'de dağ başındaki gözlem kulesi ve atmaca anlamına gelen kargo, görev bilgisayarı marifetiyle tamamen otomatik şekilde seyri sefer icra ediyor. Kargo, özellikle tehdit açısından riskli bölgelerde askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev alıyor. Man in the loop prensibiyle tamamen operatör kontrolünde görev yapan kargo, yüksek riskli, kompleks çatışma bölgelerindeki hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkanı sağlıyor.